Herkese merhaba. Teknosa'yı kendi markasıyla akıllı telefon pazarında görüyoruz. Geçtiğimiz aylarda Teknosa Mobil markasıyla sanal mobil operatör hizmeti vermeye başlayan Teknosa, bu sefer de ZTE işbirliğiyle ürettiği Teknosa Prio P1 akıllı telefonla birlikte akıllı telefon pazarına giriş yapıyor. Teknosa mağazalarında bulabileceğiniz bu akıllı telefon Android 4.4.4 KitKat'la çalışıyor ve ZTE tasarımlı, ZTE'nin daha başka telefonlarından bildiğimiz, alışık olduğumuz bir tasarımla karşımıza çıkıyor. 5 inç HD ekran var, 1280x720 piksel ekran var Teknosa Prio P1'de ve bu ekranın iyi bir parlaklığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. İyi görüş açılarına sahip, geniş görüş açılarına sahip, parlaklıkta iyi seviyede, hatta o kadar parlak ki şu videoyu çekerken parlaklığı kısmak zorunda kalıyoruz sizin karşınızda. Devam edelim, tasarıma bakalım. Teknosa Prio P1 plastikten yapılmış bir telefon. Fazla gösterişli bir tasarımın olduğunu söyleyemeyiz. Ancak elinize aldığınızda Teknosa Prio P1'i seveceksiniz. Sağlam, yumuşak bir plastik yüzeye sahip olan bir akıllı telefon var karşımızda. Kenarlar ve arkası yumuşak bir plastikle kaplı. Üste ve altta da yine farklı bir türde plastik görürüz. Önde hemen hemen tamamen camla kaplanmış durumda. Ekranın altında kapasitif dokunmatik navigasyon tuşları var. Ana ekran tuşu ve hemen onun solunda ve sağında geri ve menü tuşları var. Bir bildirim geldiğinde diğer ZTE telefonlarından da biliyoruz, yanıp sönüyor bu ortada görmüş olduğunuz halka şekilli düğme. Bunun dışında üstte ISO hoparlörü ve ön kamera var. 5 megapiksellik bir ön kamera var ZTE üretimi Teknosa Prio P1'de. Bunun dışında arkada 13 megapiksel kamera görüyoruz. İçerideki bileşenlere baktığımızda 1.2 GHz 4 çekirdekli işlemci var. Bunun dışında 1 GB RAM, 8 GB dahili hafıza ve bunun yanı sıra microSD kart yuvasında mevcut. Çıkarılabilir bir gövdeye sahip değil. Herhangi bir arka kapak yok. Çıkarılabilir arka kapak. Bu da 2400 mAh kapasiteli pilin sabit olduğu, değiştirilemedi anlamına geliyor. Bu kapasitedeki pil yaklaşık 2 günlük bir çalışma imkanı sunuyor. İçerisindeki ekran ve işlemci çok yüksek güç tüketiminde bulunmadığı için Teknosa Prio P1'i bir gün boyunca rahatlıkla idare edebiliyor. Bunun dışında arka kapak çıkmadığı için görmüş olduğunuz gibi sol tarafta SIM kart yuvası ve microSD kart yuvası var. Bunlar kutudan çıkan bir cisim yardımıyla açılıyor. Üste 3.5 mm kulaklık jakı, altta da microUSB portunu görüyoruz. Ana mikrofon yine gördüğünüz gibi altta yer alıyor. Aynı zamanda arkada kameranın hemen yanında, kamera ve flash ikilisinin hemen yanında da ikinci bir mikrofon mevcut. Görmüş olduğunuz hoparlör ortalama bir ses çıkışı veriyor, ancak Dolby Mobile teknoloji sayesinde ses çıkışı %25 oranında artılabiliyor. Dolby uygulaması gördüğünüz gibi mevcut. Uygulamadan farklı profilleri seçerek Teknosa Prio P1'deki hoparlörün ses yakışını biraz da arttırmanız mümkün oluyor. Bunun dışında Snapdragon 410 işlemci normal bir performans sunuyor. Ara sıra arayüzde gezinirken çok küçük takılmalar görebilirsiniz, ancak genel olarak bu fiyattaki yaklaşık 800 lira, 750-800 lira civarındaki bir telefonda diğer Snapdragon 410 işlemcili telefonlarda gördüğümüz performansı Teknosa Prio P1'de görüyoruz. Android 4.4.4 KitKat var. Görmüş olduğunuz gibi fazla bir arayüz özelleştirmesi yok Teknosa Prio P1'de. Gördüğünüz gibi hızlı ayarlar mevcut. Bunun dışında yine standart Android uygulama menüsü, KitKat'ta görmüş olduğumuz uygulama menüsü geliyor. Fazla özelleştirmenin yapılmaması telefonun biraz daha iyi işlemesini, iyi performans göstermesine olanak sağlıyor. Bunun dışında çeşitli Google uygulamaları yüklü olarak geliyor. Yine Teknosa'nın uygulamasını görürüz. Eğer Teknosa'dan bir şey satın almak isterseniz Teknosa Prio P1'de bulunan Teknosa uygulaması yardımıyla bunu rahatlıkla gerçekleştirebilirsiniz. Bunun dışında yine Google Play Store'dan istediğiniz uygulamayı, oyunu veya elektronik kitabı, gazeteyi, dergiyi indirip Teknosa Prio P1'in 5 inç ekranında bunun keyfini çıkartabilirsiniz. Arkada 13 megapiksel kamera bulunuyor. Önde de 5 megapiksel kameranın bulunduğunu söylemiştik. ZTE'nin telefonlarından gördüğümüz kamera uygulaması var. Başka ZTE telefonlarında da görmüştük. Kolay kullanımlı bir kamera uygulaması. Çeşitli modlar görmüş olduğunuz gibi bu ekranda yer alıyor. Manuel modlar da var. Beyaz dengesi, ISO, bunun gibi ayarları yapabilirsiniz ve fotoğraflarınızı biraz daha özelleştirebilirsiniz. Bunun dışında yine HDR modu mevcut. Gülümseme, algılama, panorama, güzellik gibi ön kamerada kullanabileceğiniz bir güzellik modu da ZTE'nin ürettiği, ZTE'nin işbirliğiyle üretilen Teknosa Prio P1'de yer alıyor. Teknosa Prio P1 ile ilgili aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Telefonla ilgili daha fazla ayrıntıyı teknoblog.com'da yer alan detaylı inceleme yazısında bulabilirsiniz. Yeni bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.